Gel bakalım. Esselamu aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu. Günümüz hayır olsun. Akıbetiniz hayır olsun. Aziz kardeşlerim, muhterem Müslümanlar. Rabbimin lütfu keremine hamdü senalar olsun. Dünya gelip geçiyor, bir telaştır, bir meşakkattir, bir duraktır. Allah Azze ve Celle'nin ikramı var müminlere. Cenab-ı Zülcelal latiftir, kullarına çok lütfeder. Hamdü senalar olsun, bizlere nice nimetler bahşeyledi. Bu dünya yurdu bir meşakkat yurdu, bir imtihan yurdu, bir durak. Durak içerisinde, bu dergahta bir durak, durak içerisinde bir durak. Gücümüz yettiğince inşa etmeye gayret ediyoruz gençlerle birlikte. Ama yavaş yavaş, ama aheste aheste, varak varak olduğunca. Olduğu kadar. Kaderde, nasipte olduğu kadar. Şimdi hem ben size bir iki bir şey göstereyim, hem de bir şey aktarayım. Bugün tuğla gelecek yine. Günlerdir tuğla alıyoruz. Bir kamyon, iki kamyon. Şu tarafa gelemiyor. Tuğla geldi. Şuna getiririm. Anlaşıyorlar. Gençlerle. Şerif Ali ile bir getirdi, iki, ikisine yarısını getiriyor. Bir de diyor üçüncüsüne getireyim, bir de diyor bir de üçüncüsünün parasını ver diyor. Şimdi esnaf esnaf değil, Müslüman Müslüman değil, talebe talebe değil, hoca hoca değil, sofu sofu değil. Ne zaman gençler bir yardım talebe eylese veyahut gelip tekkede hizmette bulunun diye sizlere çağrıda bulunsalar, davet etseler, ne yapıyorlar Muhammed Emir? Müslümanlar like atıyor değil mi? Like atıyorlar. Kaç kişisiniz şu an? Muhammed Emir var. Diğer Muhammed var. Şerif Ali var. Mehmet Usta var. Bir de ben varım. Gelen de var, giden de var. Rabbim razı olsun. Bu akıl fikirle Mevla bulunmaz. Cenab-ı Mevla imdad eylesin. Müslümanlar kabrin yolunu da bulamaz. Şişe şişe gider. Şişe şişe gider kabre. Cesetleri şişe şişe gider. Kabrin yolunu bulamazlar oğlum. Kabrin kapısından giremezler. Çağırıyorsun. Kibir, enaniyet. Ben ilim ehliyim diyor. İnşaatla mı uğraşacağım? Falan vesaire vesaire. Kimi öyle diyor? Kimi ben iş adamıyım diyor. Sahabeler iş adamı değil miydi? Peygamber aleyhissalatü vesselam, Resul-i Zişan Efendimiz, Mescid-i Nebevi'de bizatihi çalışmadım. Sünnet arıyorlar Müslümanlar. Sakalla, saçla, şalvarla din arıyorlar kendilerine. Rüyayla, keşf ile, kerametle. Şaşçılık öyle olunca, hayır yaptım hocam, dünyanın öbür ucuna su kuyusu açtım. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Sen gel, şu tuğlaları taşırken çocukların elleri kanıyor. Bir damla kan dök, Allah yolunda. Parmakların bir patlasın. Senin Müslüman olduğuna biz de şehadet edelim. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
kelimesi dilinde kalmasın. Müminler de sana şahit olsun, senin imanına şahit olsun. Ama ve lakin zaman aynı zaman. Önceden güzeldi de şimdi kötü değil Muhammed Emir. Önceden de aynıydı. Şimdi de aynıdır. Kıyamete kadar hafif hafif meyilli araziler gibi hafif hafif insanlık vasfını kaybederek gidecek esfele safiliğine doğru. Bugün tuğlanın yarısını bırakmış. Parasını verdik, anlaştık. Şimdi gittik Doblo'yla tuğla getiriyoruz. Müslümanların işi böyle. 3 kat, 5 kat. 3 kat, 5 kat. Hani ne diyordu? Bu dünyada adam yoğmuş diyor. Adem yoğmuş. Var ise de diyor, bize denk gelmedi diyor. Bu Müslümanlar var ise de bize denk gelmiyor. Muhammed Emin. Sağı kandıracak, solu kandıracak. Afrika diye kandırıyor, Asya diye kandırıyor. Burnunun dibine gelip de bir hayır işlemez. Gel sen de çık gel, gel. Gel. Muhammed yanımda geliyor. Bu tarafa mı tutuyorsun? Heh. Düşme, düşme. Bismillah. Gel. Al gel oğlum. Dur Mehmet Üstad. Bismillah. Arkada elini alalım. Elhamdülillah. Mehmet Üstad'ımız adayın. Maşallah burada doğru olmuş 4-5 bin tuğla. Evet. 500 oldu kaç? 4400 mi oldu? Üstte ışık var değil mi? Üstte ışığın olması lazım. Gel bak. Evet. Allah'ım sen alar olsun. Duvarlarımızı örüyorum. 5-6 bin tuğla. 4-5 yarım kamyon. Yani tam kamyon sokağa girmiyor bir kamyon. Yarım kamyonlarla geliyor. Çok tuğla harcadık. Buralar bölündü. Önceden buralar iş yeriydi. Farklı bölünmüş. Kalacak şekilde değil. Makinalara göre ayarlanmış. Şimdi talebelerin kalacağı şekle geçiriyoruz. Daire şeklinde. İlahiyat talebelerine, öğrencilere, Kur'an kursu medresede okuyacak talebelere yer olacak, yurt olacak. Muhammed Emir, çekip gösteriyor mu zaman zaman sen? Görüyor musun beni? Evet efendim. Hı? Zaman zaman. Gelelim gidelim yardım edelim diyen yok mu oğlum? He? Olur olur, samimi Müslüman çıkar. Herkes de kaypak olmaz ya. Muhammed Emir. Oğlum, bu iş böyledir, mayası böyle. Böyle olmasaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar çileyi meşakkatı çekmezdi. Bu iş çileli bir iş. Bu iş meşakkatli bir iş. Müminlerin yolu, Müslümanın yolu, dervişlerin yolu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna uymaktan geçer. Onun yoluna uymaktan geçer. Onun yoluna uymak, dost doğru olmak. Festakim kemme amurte. Sadakallahu lazim. Cenab-ı Mevla'nın buyurduğu gibi. Dost doğru ol. Şimdi gelin size Bursa'yı gezdireyim. Hurra geliyor. Gel size evliyaları gezdireyim. Hurra gelirler. Dökülür gelirler. Gel felanca evliyayı gezdireyim. Hurra. Ne yapar? Dökülür gelir. Gidiyorum. Nereden? Biz şuradan geldik. Şu evliyaları ziyaret edeceğiz. Himmet alacağız. Bunu buraya gideceğiz. Ondan himmet alacağız. Himmet öyle olmaz oğlum. Kabir başında bekleyene, turistik gezi yapana himmet gelmez. Himmet ihlasa gelir.
Himmet sadakata gelir. Himmet meşakkate, samimiyete, himmet gayrete gelir. Gayreti olmayanın himmeti olmaz. Gayret. Geceleri ne diyor? Özür dilerim. Geceleri başka işle, gündüzleri uykuyla, geceleri uykuyla, işte sen bu huyla Rabbinden cennet isteği dur. İsteyin bakalım. Allah'tan isteyin. Allah, Cenab-ı Mevla verir. Biiznillah, inanıyoruz, iman ediyoruz. Cenab-ı Mevla bağışlar. Merhamet sahibidir. Vallahu hayrul hafizin. Ve huve erhamur rahimin odur. Evet. Rabbimin lütfu keremine hamd senalar olsun. Beni konuşturuyorsun, hep şikayet. Bizimkisi de şikayet. Kullardan, sofulardan şikayet mi var? Yoksa bu şikayet Hafize Allah Cenab-ı Hak'tan mıdır? Muhammed Emir. He? Niye razı olmuyoruz? Dervişliğe girmiyor muyduk? Bu işin böyle olduğunu biliyoruz. Niye? Peygamber Efendimiz'den biliyoruz. Bu iş böyledir. Bu iş böyledir. Bir zaman Mescid-i Nebevi'de münafıkları idare etti. Bir zaman geldi, iman ettik dediler. Sonra geri döndüler. Allah Azze ve Celle onların mallarından al buyurdu. Zekat geldi, biraz yine kaçıp gitti. Şimdi iş başa düşüyor, biraz yine kaçıp gidiyor. Hey. Bu şikayet değildir. İşin hülasasıdır. Herkes Cenab-ı Hakk'ı bir yerde arar. Kimisi Afrika'da su kuyusu açtırarak arar. Kimisi bilmem falanca memlekette öyle arar. Kimisi dağ başında arar. Ekserisi de aramaz. Vereyim Müslüman olayım. Neyi? 3 kuruş vereyim. Oo, büyük hayır hasenata erişeyim. Oo, cennete gireyim. Ya cennete gireceğin, cennet zaten bedava da. Bu kadar ateşi yüklendin. Odunu topladın, ateşi yaktın. Cehennemin ateşini tutuşturdun. Yerini hazırladın. Ya işte cennet var, cehennem var, gireceğiz. Ama öyle değil. Cenneti imar edersin. Cehennemin odunu toplarsın, ateşini dünyadayken tutuşturur. Dünyadayken odununu toplar, ateşini tutuşturursun. Cenneti de dünyadayken inşa edersin. Köşklerini, saraylarını dünyadayken inşa edersin. Her şey el-an. Evet. İnşallah. Biz Cenab-ı Hakk'ın bu emri mucibince onların mallarından al buyuruyor. Ey Habibim, onların mallarından al, Müslümanların mallarından al. Şimdi Allah nasip ederse biz bu getir götürler, çok iş var. İş bu kadar, işin içine girince belli oldu. İşin bu kadar büyük olduğunu bilmedim. Bilmiyordum. İş çok büyük çıktı. Sade bir iki kattan 30. Ne oldu? Kaç? 80 mi Şerif hocam? 80-85 mi? Moloz attı kamyon. Yani yarım kamyondan 80-85 attık. Daha ne demek bu? 300 liradan hesap edersen kamyonunu 24 bin, 25 bin lira kamyona vermişiz. Çok. Şimdi durmadan nakliyeye çok masrafımız oluyor. Biz bu gidişle nakliyeye çalışacağız. Allah nasip ederse gençler şimdi bir tane transit istiyorlar. Arabamız vardır bir tane.
fiyat toplumuz vardı. Onu vereceğiz. İnşallah bize bir tane transit lazım. Bu hususta yardım edecek bir Müslüman varsa gençlerle irtibata geçin. Kim ne verirse ödünç verir. Allah'a ödünç verir. Allah'a ödünç verir. Evet, akşam vakti geldi Muhammed Emir. Akşam vakti geldi oğlum. Yarın burası da geliyor Süleyman. Burayı da uzatacak herhalde. Doğru mu yanlış? Bak senin çalışanları. Şerif. Gel oğlum. Şey Muhammed Emir çekim yapıyor. Sen tut. Muhammed Emir'in şeysi var. Ne isteyeceğim Muhammed Emir? Çok iste. Az isteme. Az verene. Ne diyor? Az veren malına çok veren candan mı? Çok isteyin Allah yolunda. Ya, buralar karanlık. Usta çalışıyor maşallah. Daha üstü de var. Daha üstü de yapılacak. Altında iki kat var. 10 kat yapılacak. Onun altında 2 kat var. Onlar yapılacak. İş çok. İş büyük iş. Allah akıbetimize hayır eylesin. Oğlum. Bu da biter. Ömür bitiyor oğlum. Bu mu bitmeyecek? Bu da biter. O da biter, o da biter. Muhammed Emir. Hepsi biter. Şerif Hocam! Şerif Hocam, Mehmet Usta, Şerif Hocam orada mı? Çabuk gel buraya. İnşallah. Gel. Aşağı in. İrtibata geçen hiç oluyor mu Muhammed Emir? İrtibata geçip yardım gönderen falan. Bizim sofulardan başka. Biz de yardım edelim diyenler falan oldu mu hiç? Elhamdülillah yine kardeşlerimiz. Tek tük Allah'a üzere gönderiyor. İyi oğlum. Yapacaklar. Müslümanların üstüne vazifedir. Kaçanlar sıkıntıya düşer olur. Bu işten kaçanlar hükmü nedir size söyleyeyim mi? Hükmü şimdi varırsanız ne dinledim? Tövbe sütunu var. Kendini zincire bağlayanlar var. O bu işten kaçanların hükmü Tebük'ten dönenlerin hükmüyle, seferden kaçanların hükmüyle birdir. Onların hükmü öyle. Yandan duranlar, kenardan duranlar din ispat ister, iman ispat ister. İspat ister. Ya hocam iman kalpte değil mi? Nasıl bileceğiz? Kalbimizi mi yaracaksınız? Ve sümuhum ve vücuhum. İman sizin alınlarınızdadır. İman sizin ellerinizdedir. İman alınlarınızdaki nurdur. Allah hepimizden razı olsun. Sen kamerayı al. Emir diyor transit isteyelim bize diyor. Bir tane hayır sahibi bulalım. Biz arabayı değiştirek yoksa her şeyimiz gelen 3 kuruşu da şeye vereceğiz. Nakliyecilere diyor. İnşallah efendim iyi olur. He? Nakliye. Çok verdik nakliyecilere. Gidek kendimiz yükleyelim tuğramızı, çimentomuzu, harcımızı. Çok daha var. Daha 3 kat var. 2 katın ki malzemesinin yarısı geldi. Daha 3 kat var. Hiç ellenmemiş. Daha biz 1 katın ancak malzemesinin yarısını getirdik. Daha bitmedi bile. Esselamu aleyküm. Sen al kamerayı Muhammed Emir konuşsun. Ben de bir varım yavaş yavaş. Elhamdülillah şeyhimizin, sultanımızın buyurduğu gibi inşaatımız devam ediyor elhamdülillah.
Bizler gayret içindeyiz. Allah bizleri bu lütuftan, bu ihsandan inşallah alıkoymasın. Bizleri inşallah bu yoldan da ayırmasın. Efendimizin buyurduğu gibi son zamanda çok harfiyatımız oldu. Çok moloz döktük. İşte çimento taşımamız gerekti. Burada yine tuğla taşımamız gerekti. Birçok şeyler taşıyoruz gerçekten. O yüzden bize düşündük en azından doblomuza karşılık üstü açık bir araba alırız diye. İnşallah bu yönden kardeşlerimize de talep ediyoruz Allah rızası için. Bizler yardımcı olmak isteyen kardeşlerimiz olabilir. Uzak yakın inşallah duyuralım. Paylaşalım videolarımızı. Bu şekilde de bir hayır sahibi çıkar. Belki yardımcı olmak ister. Acelesi yok. Biz acele etmeyi severiz. Nefsimiz gereği. Fakat Allah Azze ve Celle zamanı geldiği zaman bizlere gönderiyor elhamdülillah. İnşallah maslahat böyle. Hal böyle. Daha kum çekeceğiz. Daha çimento alacağız. Daha tuğlalarımız bitmedi. Daha moloz dökeceğiz. O şekilde de birçok şey taşınması gerekiyor. Küçük şeyler dahi olsa bazen doblomuza yükleyemiyoruz. Doblomuza yükleyemediğimiz için kamyonu çağırmamız gerekiyor. Kamyonu çağırdığımız zaman da bizden çok büyük paralar talep ediliyor. Bu da bizim için ağır oluyor. Şimdiye kadar döktüğümüz molozun karşılığında bir araba alabilirdik. Allah inşallah cümlemizden razı olsun. Bu şekilde de inşallah canlı yayınımızı bitirmiş oluruz. Buyurun efendim. Muhammed Efendi. Şerif Efendi. O da konuşsun. Olur efendim. O da. Konuşuruz efendim inşallah. İnşallah. Ne istediniz sen? Yok efendim, üstü açık bir araba olursa iyi olur dedik. Evet. Evet, çünkü çimento küçük bazen çok büyük olmasa da az az çimento taşıdığımız için sürekli lazım oluyor. Evet efendim. Elhamdülillah tekkemizin inşaatına devam ediyoruz. Senin de buyurduğun gibi, şeyhimizin de buyurduğu gibi kardeşim. İnşaatımız için kardeşlerimizden tuğla parası dedik, demir parası dedik, çimento parası istedik. Ücretlerimizi talep ettik ama biz bu nakliye işini hesaba katmadık ilk baştan beri. Çimento, tuğla, kum parası, demir parası kadar da nakliye parası gidiyor. Nakliye için parasını verdiğimiz halde, efendim de biraz önce yayında bahsetmiştir muhakkak, bugün olan nakliyecilerle de anlaşamıyoruz. Bize 2000 tane tuğlanın nakliyesini, 2500 tane tuğlanın nakliyesini, 500 liradan nakliyesini getireceğim diyor. 300 tanesini orada bıraktı. Benim arabam almadı, arabam çekmez diye. Tuğlalar yolun ortasında kaldı. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Dobloya, aracın arkasına 50, 100, 200 atıp birkaç defa da getirmeye çalıştık. Şimdi bize gerekli olan inşaatımıza devam edebilmemiz için tabii bu doblo tekkemizin hizmet aracısı. Hizmette kullandığımız aracımız. Ufak tefek getir götür işlerimize bugüne kadar işimize yaradı elhamdülillah. Bunu da satıp değerinin üzerine bir miktarda hayır sahibi kardeşlerimizin bir hayrı katkısı olursa onu da ekleyip tekkemizin bu inşaatında getir götür malzemelerimizin nakliyesini yapmamız için veyahut da tekkemizin ilerleyen vakitlerinde hizmetimizde kullanabilmek için bir hizmet aracı almaya niyet eyledik. Rabbim inşallah hayırlara vesile eylesin. Rabbim bize niyet hayır, akıbet hayır, bir hayır kapısı açsın. Rabbimizden talep ediyoruz. Bizler gelen hayrı Allah-u Zülcelal'den biliyoruz. Estağfirullah. Rabbi inni enzelte ileyye min hayril fakir. Ayet-i kerimelerde Allah-u Zülcelal böyle buyuruyor Musa aleyhisselam. Ey Rabbim senden gelen her hayra ben muhtacım.
sırtımı daha doğru dayadım. Senden gelen her hayra muhtacım. Biz bize gelen her hayrı, her yardımı Allah-u Zülcelal'den geldiğini biliyoruz. İnsanlara teşekkür ediyoruz. Çünkü Allah Resulü Efendimiz'in sünneti seniyesince insana teşekkür edemez, Rabbine şükredemez. İnsanlara da teşekkürümüz var ama asıl şükrümüz Rabbimizedir. Her hayır bize gelen Rabbimizdendir. Hayır sahibi kardeşlerimize de inşallah dünyadaki kazandıkları malları, mülkleri bu dünyada da hayrını görürler inşallah. Hayır yolunda harcamayı, Allah yolunda tasadduk edebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in sahabe-i kiramlarından, aşere-i mübeşşereden sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi bir hayırda bulunuyor. Onu anlatalım. Bir hayırda bulunması sebebiyle Allah Resulü Efendimiz ona onu cennet ile müjdeliyor. Sen cennetliksin. Bu dünyada cennetlik olduğu kesinleşen insanlardan. Kusuruma bakmayın kardeşlerim. Şu telefonumuzu da kapatalım. Arayan kardeşlerimiz oluyor. Ustalardan oluyor. Malzeme getirecek kardeşlerden oluyor. Onlarla bugün biraz meşgulduk. Hakkınızı helal edin. Allah Resulü Efendimiz zamanında sahabe-i kiram efendilerimizden birinin bir Mescid-i Nebevi'nin yanında bir kuyusu var. Su kuyusu. Mescid-i Nebevi yapılınca ashab-ı kiram efendilerimiz mescitte namaz kılmak için su ihtiyacı var. Abdest almaları gerekiyor. Ve yakında da bir tek o sahabe-i kiram efendimizin su kuyusu var. Oradan abdest almak istiyorlar ama tek tek izin alıyorlar. Gidiyorlar, izin alıyorlar. Bazen de o sahabe-i kiram efendimizi kuyunun yanında bulamıyorlar. Peygamber Efendimiz'e geliyorlar, rica ediyorlar. Ey Allah Resulü, burada bu kuyu var. Mescide yakında bu kuyu bu. Biz buradan suyu kullanıp abdest alacağız. Sen bizim adımıza toplu olarak izin iste. Biz bu kuyunun suyunu kullanalım abdest için. Peygamber Efendimiz de yatsı namazından sonra hakkınızı helal edin. Allah sahabe-i kiram efendimizin de ismi şu an aklımıza gelmedi. Aklımız, zihnimiz biraz dolu. Affınıza sığınırız. İnşallah yine de gelirse de sizle de paylaşalım. Araştırabilip bakabilirsiniz de. Namazdan sonra çağırıyor. Bu kuyuyu Müslümanların ihtiyacı için vakfet. Kullansınlar suyundan, abdest alsınlar. O sahabe-i kiram efendimiz de kuyu Müslümanların olsun, hatta o bahçede Müslümanların olsun, Mescid-i Nebevi'nin olsun diyor. Sonra dağılıyor. Sabah namazına bir araya geldiklerinde Allah Resulü Efendimiz o sahabe-i kiram efendimizi cennet ile müjdeliyor. Allah yolunda infak etmiş. Allah yolunda ne kadar vermişse Allah-u Zülcelal'de ona daha fazlasıyla vermiş. Kim Allah yolunda infak eder ise Allah-u Zülcelal muhakkak ona o infak ettiğinin daha karşılığını, daha fazlasını verir. Kim ki Allah-u Teala ile yarışıp da Allah-u Teala'yı geçecek. Bir verir, Allah-u Teala onun iki katını verir. Evliyanın büyüklerinden birisinin bir sözü var. Ben Allah ile yarıştım da Allah'ı geçemedim. Ben Allah yolunda verdim, Allah bana fazla verdi. Ben onun daha fazlasını verdim, Rabbim bana daha fazlasını verdi buyuruyor. Bizler bu dünya hayatına geldik. Yalan, geçici bir dünya hayatı. Buna kanmamamız, buna aldanmamamız gerekir. Bu dünya malı gelip geçicidir. Herkes malı mülkü olur, biriktirir, toplar. Allah-u Zülcelal'in en sevmediği şey malı mülkü, altını, dirhemi, dineri toplayıp biriktirendir. Biriktirmektir, bu huydur. Rabbim bizi bu huydan kurtarsın. Elimizdeki malımızı, mülkümüzü Allah yolunda harcamayı bizlere nasip eylesin. Ashab-ı kiram efendilerimizden bahsediyoruz. Peygamber Efendimizin çevresinde Ehl-i Beyt-i Resulullah'tan bahsediyoruz. Bunlar o makamı, o mevkiye Allah Resulü Efendimizin yanında canlarından, mallarından feda ederek, gerektiği yerde mallarını ortaya koyarak, gerektiği yerde canlarını ortaya koyarak Allah Resulü Efendimizin ardı sıra gittiler. Onun arkasında durdular ve Müslümanları güçlendirdiler, kalkındırdılar. Ve o makama erdiler. Allah Resulü Efendimizle beraber savaştılar. Cihad ettiler ve şehit düştüler. Allah Resulü Efendimiz'in yolunda bütün malını infak ettiler. Birbirleriyle yarıştılar. Hazreti Ömer Efendimiz'in ben bu sefer Ebu Bekir'i geçeceğim. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i geçeceğim diyor Allah yolunda. Ama yine geçemedim. O malının tamamını infak etmiş. Biz cebimizden bir miktar parayı versek kalbimizde bir huzursuzluk oluyor. Rabbim bizi bundan muhafaza eylesin.
Tabii sözü de çok uzattık. Hakkınızı helal edin. Affınıza sığınıyorum. Ezan-ı Muhammed ile okunur. Rabbim ahir akıbetimizi hayır eylesin. Diyelim. Kardeşlerimize selamlarımızı, hürmetimizi iletelim. Durum böyledir. Burayı da gördünüz. Bu yayınımızı da böyle kapatalım. Kardeşim sözü de size yayınımızı da kapatalım inşallah. Allah'a emanet olun. Selamette kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.